dört kitabın maması, terenlerin arası, insanlığın davası, barış ile aşk olsun. Bine yakın bestesinden seçtiği 11 eserine yer verdiği ilk albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkan Kul Garip Mahlaslı Garip Kutlu Türk, hastanedeki mesaisini bitirdikten sonra ilham aldığım yer dediği Meriç Nehri kenarına gidiyor. Bağlama çalıp türküler seslendiren Kutlu Türk, bestelerini de burada hazırlıyor. Kul garip sözümü boş laf belleme, doğru söz cahile küfür görünür. Doktor Kutlu Türk, müziğe olan tutkusunun küçük yaşlarda başladığını, babasının ilkokul 3. sınıfa giderken aldığı bağlama sayesinde müzikle olan bağının kopmayacak bir hal aldığını söyledi. Şimdi benim sazla tanışmam ilkokul yıllarıma dayanıyor. İlkokul son senemde babamdan bir saz talep ettim. Babam da bana takdir alırsan sana bir saz alırım dedi. Hayatım boyunca hep takdir aldım. Benim için kolay bir işti. İlk sömestride bir pazar günü kapalı kış, soğuk bir kış gününde saz evini açtırıp babam sözünde durdu. Sazı benim elime verdi. O gün bugündür elimdedir. Hayatta en değer verdiğim, nasıl diyeyim, ayrılsam belki canımın yanacağı çok değerli bir enstrümandır saz. Doktor olma hayaline ulaştığını, müzikle bağınıysa hiç koparmadığını dile getiren Kutlu Türk, çocukluktan beri doktor olmak gibi bir hayalim de vardı. Biri bedene iyi geliyor, diğeri ruha. Neden ikisi bir arada olmasın dedim diye konuştu. Müzik sürekli dinledim. Dinlediğim müzikler bana ruhun gerçekten müzikle beslendiğinin en güzel mesajlarını verdi. Ta çocukluktan beri bir hayalim daha vardı doktor olmak gibi. Bir tanesi tene iyi gelecek dedim, bedene iyileştirecek. Bir tanesi zaten ruhu iyileştiriyor, tini iyileştiriyor. Neden ikisi bir arada olmasın dedim. İkisini bir araya getirdik. Doktorluk mesleğinde 12. yılını doldurmak üzere olduğunu ifade eden Doktor Kutlu Türk, sevdiği iki işi yaptığında zorlanmadığını vurguladı. Bestelerinde her coğrafyadan etkilendiğini belirten Kutlu Türk, İlk bestem aşk ve ışık. Gönülde aşk yansa ışık yanar diyor erenler. Bir gönüle aşk düşerse ışık olur ifadesini kullandı. Çok şükür Rabbime ki bize nasip etti. Kendi sözlerimizle, kendi bestelerimizle bir albüm çıkardık. Albümümüzün adı Aşk Olsun. Adı nereden gelir Aşk Olsun'un? Bunu anlatmak isterim. Aşk Olsun, gönül deryamızdan aldığımız bir katredir, bir damladır. Kelam Hak'tan, nefesi bizdendir. Biz sadece aracıyız. Eğer ki bir kişi Aşk Olsun'u dinler, kulağından beslenirse, gönül deryasında sevgi tohumu atılmış olarak düşünür ve ona sadece aşk olsun deriz. Erenlerin sözüdür aşk olsun. Aşk, sevgi, iyilik demektir, paylaşmak demektir. Eğer ki kişi bizim nefesimizden kelam alıp da gerçeklerle yüzleşme fırsatını bulup gerçek aşkı arar ise, ki bu hak aşkıdır, o zaman bize sadece aşk olsun demek düşer. Adı oradan gelir aşk olsunun. Dört kitabın maması, terenlerin arası, insanlığın davası, barış ile...